Şimdi bıçak bileme videoları çekiyorduk. Şimdi bu diğer bir videomuz. Bu en basit bıçak bileme aparatı olarak satılıyor, devamlı kullanılıyor. Şimdi bununla bıçak bilemek aslında çok sakıncalı. Birinci sakıncası bıçağımıza zarar veriyor. Keskin tarafını incelttiğinden dolayı bıçakta kırılmalar oluyor. Yani bıçak 5-6 bilemeden sonra inceldiği için kırılıyor. Bir de asıl zararını göstereceğim şimdi. Bıçağı biliyoruz bundan. Bıçağı bilediğimizde bunun bıçağı bilediğini sanıyoruz ama bu bıçağı sadece yontuyor, bilemiyor, keskinleştiriyor aslında ama zararlı. Şimdi birkaç kere sürdük. Şimdi bunun altına bakalım. Direkt demir tozlarını görüyorsunuz. Bu demir tozları kurban etine yakın bir yerde yaptığımızda bunlar kurban etine karışıyor. Kurban etini de yıkamadan yediğimiz için bunlar ne yapıyor? Bizim vücutumuza giriyor. Bu çok zararlı bir alet. Bıçağın ucunu silelim. Diledikten sonra muhtemelen silmeden direkt ete vuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şunların hepsi demir tozları. Bu demir tozları ne yapıyor? Bıçağı biledik sanıyoruz ama direkt kestiğimiz için, etini kestiğimiz için bunlar da ete karışıyor. Kanserojen madde olarak bize geri dönüyor ama aslında en zararlısı şu. Demir tozlarını görüyorsunuz. 2-3 kere sürdük. Bu demir tozları ne yapıyor? Etimize karışıyor. Aslında bu aleti kullanmak son derece sakıncalı. Kesinlikle kullanmayın diyorum.